Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Sevgili seyirciler, aylık haftası Aksaray'da da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Aylık haftası kutlamaları, il kutlama komitesi, esnaf odaları, il protokolü ve vatandaşların katılımıyla 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda başladı. Anadolu halkının ekonomik ve kültürel yaşamında önemli bir boyut oluşturan Aylık Haftası başladı. Aksaray'da Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından düzenlenen Aylık Haftası kutlamaları 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla renkli görüntülere sahne oldu. Halk oyunları gösterileriyle birlikte Aksaray Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Doğan Ceylan'ın açılış konuşmasını yaptığı kutlamalarda AK Parti Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve Vali Aykut Pekmez, kurduğu Ahilik Teşkilatı'yla sosyal hayatımızı düzenleyen Ahi Evran'ı Veli'yi andı, ahilik ilkelerinin yaşatılması hususunda önemli mesajlar verdi. Bilindiği üzere esnaf ve sanatkarlarımızın özü, sözü ve temeli ahilik kültürüne, ailelere dayanmaktadır. Ahilik ticaretle dürüstlüğü, mesleki faaliyetlerde kendi kendini denetlemeyi öngören bir teşkilatlanma modelidir. Değerli misafirler, Ahilik Haftası'nı bu yılda büyük coşku ile kutlarken aileleri bugün bir kez daha minnet, şükran ve şükran duygularıyla anıyoruz. Bizler aileyi sadece esnaf ve sanatkarların geçmişten gelen bir gurur kaynağı olarak değil, aynı zamanda büyük bir değişim, dönüşüm içinde olan ülkemiz için ölümsüz bir ışık kaynağı olarak da görüyoruz. Toplumlar çağ atlasa da, modernlikte son noktaya ulaşsa da, insanlığa ait değişmeyen değerler vardır. Dürüst olmak, çevreye faydalı olmak, çalışkan olmak, iyi huylu olmak, doğru sözlü olmak, adil olmak, merhametli olmak gibi bu insani değerler, din, millet, devlet ayrımı olmaksızın tüm insanlık için geçerlidir. Bu değerler zaman zaman değişik nedenlerle aşınabilir. Ancak hiçbir zaman yok olmaz. Bu değerleri yitiren toplumlarda önemli sorunlar baş gösterir. Değerlerine sahip çıkanlar ise hedefinden şaşmaz gelişmesini sürdürürler. Ahilik nasıl başladı? Çok kısa bir iki şeylerle mutlaka söylemem lazım. Ta Medine'ye gider kökü. Medine pazarının denetlenmesini, Medine pazarındaki bir takım hususların tanzim edilmesi için Peygamberimiz görevlendirmeler yaptı. Ondan sonra devam etti. Daha sonra Türklerin Müslümanlığı kabulüyle farklı bir şekil ve yetki kazandı. Anadolu'da Moğol istilasıyla beraber ahilik idari, askeri ve yargısal yetkiler doldu. Anadolu'nun pek çok şehrini uzun süre ahiler idare etti. İşin özü neydi? İşin özü şuydu sevgili çocuklar. Bizim kurduğumuz ekonomik modelin esası herkes ihtiyacını karşılayacak. Yani devlet içeride olan herkesin kendi ihtiyacı da dahil, devletin kendi ihtiyacı da dahil, fertlerin ihtiyacı da dahil, herkesin ihtiyacını karşılayacak. Osmanlı'da, Selçuklu'da, diğer önceki Türk ve Müslüman devletlerinde ekonominin amacı, asıl amacı, birincil amacı içeride yaşayanların bütün ihtiyacını karşılamaktı. Bunun için ahilik çok önemli. Bu ihtiyacı karşılarken hiçbir zümrenin diğerinden daha fazla zenginleşmesine, farklılaşmasına müsaade edilmeyecekti. Kimse çok kazanmayacak. Kimse zarar etmeyecek. Zarar eden varsa ona yardım edilecek. Bu Avrupa'nın tam tersi. Kapitalizmde firmalar vardır. Bizde çarşılar vardır. Bir söz vardır, yine ahiler çok iyi bilir. Nur çarşıya yağar, firmaya değil. Alışveriş mübarek bir iştir, oraya nur yağar ama o firmaya yağmaz, çarşıya yağar, herkese yağar. Dolayısıyla şuradaki ilkeler bizim medeniyetimizin özü. Ne kadar büyük ve muhteşem bir geçmişimiz var.
Öğrenmeye gücümüz yetmiyor, öğrenmeye. Halbuki onu diriltip devam ettirmeliyiz. Ahillik haftasını bugün için bizim esnaf, sanatkar, küçük esnaf, küçük sanatkar, işçimiz, memurumuz, köylümüz, bütün bunları esasında, köylüyü de ben o ahi sınıf içinde sayabilirim. Bunlar bir ülkenin, rahmetli Özal Orta Direk demişti, bir ülkenin ana sütunu ve şu anda Türkiye ekonomisinde de Sayın Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin, bütün yetkililerimizin temel endişesi bu sütuna halel gelmemesini temin etmek. Bu sütunu sağlam tutmak. Bunun için hükümetimiz teşvikler, krediler, hibeler esnafımızın, o milletin ana sütununun, çadırın orta direğinin yaşaması için elimizden gelen gayreti gösteriyorum. Gösteriyoruz. Ahiler Haftası kutlu olsun. Ahiler Haftası münasebetiyle, ahilik kardeşlik demektir. Aki, eski Türkçe'de akı da denir. Ağabey falan diyoruz ya, oradan gelir, onunla ilişkilidir. Kardeşlik haftamız hepimize kutlu olsun, hürmetler arz ediyorum. Bu hafta aslında çok güzel bir hafta. Biliyorsunuz Miloš-Kekanov Savaşı'yla başlayan bir süreç. Biz daha önce 33.sünü bu sene düzenleyeceğimiz Izlara Festivali'nin bugünkü, bu seneki ana temasını Kılıç Aslan'dan, özellikle ikinci Kılıç Aslan'dan bahsederek başladık. Ve ne güzel bir tevafuk ki bugün de ahilerle ilgili bir programdan bahsediyoruz ve kutluyoruz. Her şeyden önce değerli esnaflarımızın bu güzel günü kutlu olsun. Şimdi hem Selçuklu döneminde hem de Osmanlı döneminde bizi biz yapan değerlerin başında ahilik teşkilatı gelir. Sizlerin de bildiği gibi 4 tane ana unsur var. Bağcıyan-ı Rum, Abdalhani Rum, Gaziyan-ı Rum, Ahiyan-ı Rum da ahilik teşkilatını oluşturan bu ekip. Bu ticaret odaları, yani bizim bugünkü anlamımızla ticaret odaları, ticaretle uğraşan esnaflarımızın bir arada olup bu güzelliklerini hem bulundukları mahalde hem de ülkenin yönetimine aktarabilecekleri bir sistemin aslında ana temelidir. Bu 4 unsurdan bir tanesidir. Dolayısıyla hem bunun olması hem de aynı zamanda Selçuklu Sultanı 2. Kılıç Aslan ki Aksaray'ımızı Konya'dan sonra 2. başkent olarak kullanmış, ordugah yapmış, zamanın alimlerini, ulemalarını ve sanatkarlarını şehrimize davet ederek burayı öyle bir noktaya getirmiş ki daha sonra isimlendirdiği Daruz Zafer, Şehri Süleha gibi isimleri almaya hak etmiş böyle güzel bir ilimiz. Ve bu nedenle bu etkinliklerimiz çerçevesinde de bugün dün itibariyle başladığımız ve pazar gününe kadar sürecek bir takım etkinlikler gerçekleştireceğiz. Esas büyük kortej ve yürüyüşümüzü inşallah cuma günü, cuma namazından sonra gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Kılıç Aslan Parkı'nın içerisinde yapmış olduğumuz otağı çadırları hem eski dönemdeki o ahilik kültürünün izlerini inşallah gösterecek, hem de oradaki medeniyetimizi ve at sporlarıyla ilgili, okçuluk sporlarıyla ilgili, güreşle ilgili bazı gösterimlerimiz de orada olacak. Cuma'dan pazara kadar 3 gün dolu dolu geçecek olan bu festivale bu vesileyle hepinizi davet etmek istiyorum. Tarihimizi, kültürümüzü, medeniyetimizi bir nebze olsun anlatabilmek, gençlerimize aktarabilmek bizim en büyük vazifemiz, en büyük yaptığımız işlerden biri olduğunu düşünüyorum. Tabii bu tarihimizde kalmayacak, biz bunu günümüze de aktarmamız gerekiyor. İşte Doğan Başkan bilir, çocukluğumdan beri tanıştığım baba dostumun aynı yerde hem ben orada eğitimimi görürken, aynı zamanda çalışırken, rahmetli babamla beraber çalışmalarımızı yaparken Doğan abi de bize bir abi olarak esnaflık nedir, nasıl olması gerekir, kime nasıl davranılması gerekir, bunun tohumlarını o zamanlar bizler almıştık. Diplomamı alıp geldiğim zaman rahmetli babam dedi ki, oğlum diplomayı bir tarafa bırak, önce gelen misafirine çay sunacaksın, gelen misafirine yemek sunacaksın. Önce buranın temizliğine bakacaksın, sonra işini yapacaksın. Düşünün, 4 sene okumuşsunuz, diplomayı elinize almışsınız. Hayır dedi, diploma değil, önemli olan önce gelen misafirinin gönlünü hoş etmek, onun gönlüne girmek, iş nasılsa yapılır, iş nasılsa gerçekleştirilir. Biz bu düsturu, bu bakış açısını, bu hayata nasıl bakmamız gerektiğini, aslında bizim damarlarımıza, bizim genetiğimize işleyen bu ahilik kültürünü
biz ilk adımını oralarda almışız. Ki Rabbime hamdolsun 4,5 yıldır belediye başkanlığı görevini yaparken hep bu düsturu kullandım. Hep bu düsturu kendime şiar edindim. Ve dolayısıyla hem yapmış olduğumuz çalışmalarda, hem esnaflarımızla yapmış olduğumuz diyaloglarda, sohbetlerde ve onlarla beraber ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz projelerde bu minval üzerine hareket etmenin ben her zaman kazancını, her zaman şehrimize daha büyük değer kattığını görmüş olmaktayım. Rabbim nasip ederse inşallah bunu daha da katlayarak, daha da arttırarak devam etmeyi planlıyorum ve düşünüyorum. Bu vesileyle hem Doğan Başkanıma, hem değerli kıymetli ekibine, hem kıymetli oda başkanlarıma bir kere daha bu güzel ve anlamlı günün hayırlara vesile olmasını, sadece bugünle kalmayıp hayatımızın bütün alanında bunu uygulamamızı, ki az önce başkanım da bahsetti, tam da ekonomik krizle saldırmaya çalışanlara biz en güzel cevabı ahilikle vereceğiz bir kere. Bu bir başka millette olmayan bir özellik. Belki başka ülkelerde bu tür bir kriz yaşansa şimdiye kadar 50 sefer feveran ederler ama biz biliyoruz ve inanıyoruz ki öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza, sonra devletimize güvenimiz ve onların istikametinde yürümemiz bizlere bu birliğimizi, bütünlüğümüzü bir kere daha pekiştiriyor. Bu zor şartlarda ahiliye tekrar sarılarak, ahiliğin manasını ve anlamını bir kere daha hissederek ve hayatımıza da aksettirerek Rabbim yaşamayı nasip etsin. Tekrar hayırlara vesile olsun diyorum. Dediğim gibi Cuma ve Pazar gününe kadar devam edecek programımıza da burada bulunan değerli hazırını ve bütün Aksaraylı hemşehrilerimizi davet ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hayırlı olsun tekrar. Ahilik, benden önceki konuşmalarımızda bahsetti. Kardeşlik, birlik, beraberlik gibi değerleri özünde toplar. Ticaret ile ahlakı buluşturan bir hayat felsefesidir esasında. Ortaya koyduğu temel ilkelerle toplumun tüm kesimlerini kaynaştıran, bütünleştiren ve millet olma bilincini Anadolu topraklarına yayan bir düşünce sistemidir. Ahiliğin kurucusu Ahi Evrani Veli, Anadolu topraklarının Türk yurdu olmasına büyük katkı sağlayan, dürüstlüğü, eşitliği şiar edilmiş bir gönül adamıdır. 13. yüzyılda kurduğu ahilik teşkilatı, zor bir dönemde Anadolu'yu birlik ve beraberlik içerisinde ayakta tutan sosyal ve kültürel dayanışma sistemidir. Daha sonra Selçuklu ve Osmanlı'nın da temel yapı taşlarından olmuştur. Ahilik alın teriyle kazanma yasa salmış, ölçü hak ve adalettir. Kimse hakkı olandan fazlasını almaz. Ahilik, esnaf ve sanatkarları ahlaki değerlerle bütünleştiren çok değerli mesleki ilkeler getirmiştir. Bir ülkenin sosyal ve iktisaden kalkınması ancak kendi tarihi değerlerinin günün şartlarına göre yeniden yorumlanmasıyla mümkündür. Ahilik ruhuna uygun olarak kendi öz sermayesi ve alın teriyle üretim yapan esnafımız, tüccarımız ülke ekonomisine güç katacaktır. Ahilik haftası etkinliklerinin millet ve devlet olarak içinde yaşadığımız coğrafyanın ve günümüzün sosyal ve ekonomik yaşamın hep en iyi şekilde olması, hep güzelliklerle doğru gitmesi yönünde üzerimize düşeni en iyi şekilde yapmamız gerektiğinin farkında olmamıza vesile olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle sözümü çok fazla uzatmadan tüm esnafımızın, sanatkarlarımızın ahilik haftasını kutluyor, bereketli, bol kazançlar diliyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Temsili Ahi Evran'ın canlandırıldığı programda şet kuşatma töreni gerçekleştirildi. Kalfalıktan ustalığa geçişi simgeleyen şet kuşatma töreninde ahilik duasıyla AK Parti Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Vali Aykut Pekmez ve Ahilik İl Komitesi tarafından yılın ahisi seçilen Çapan Özkanlı'nın yerine oğlu Murat Özkanlı, ilin kalfası ve çırağı seçilen Muzaffer İpek ve Ramazan Erdoğan cübbelerini giydi.
Törende Ahilik Haftası İl Kutlama Komitesi tarafından düzenlenen yarışmada ahilik konulu şiir ve kompozisyondan oluşan eserler okundu. İl protokolü tarafından düzenlenen şiir, kompozisyon ve masa tenisi müsabakalarında dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi. İl Kutlama Komitesi, Esnaf Odaları, İl Protokolü ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen Ahilik Haftası kutlamaları renkli görüntülerle son buldu. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, 2. Kılıçarslan teması ve Selçuklu dönemiyle yüzlerce yıllık gelenek ve göreneklerimizin günümüze taşındığı 33. Ihlara Kültür ve Spor Festivali ile ilgili bilgilendirme toplantısı yaptı. Aksaray Belediyesi tarafından 33.sü düzenlenen 2. Kılıçarslan temalı Ihlara Kültür ve Spor Festivali için basın toplantısı düzenlendi. Büyük basın lansmanıyla Aksaray Belediyesi Sosyal Tesisi Piramit Kafe'de basın mensuplarıyla bir araya gelen Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, 17 Eylül'de başlayıp 23 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek olan festivalle ilgili basın mensuplarını bilgilendirdi. 17-23 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan festivalin Aksaray'ın en önemli organizasyonu olduğuna dikkat çeken Başkan Yazgı, bu yıl 33.sü düzenlenen Ihlara Kültür ve Spor Festivali'nde belirledikleri temaya dikkat çekti. Hazırladığı bir çalışma oldu. Tabi burada bizi destekleyen kurumlarımız var. Onlara da teşekkür etmek istiyorum. İkinci Kılıçarslan temasıyla Aksaray'ın kurucusu Anadolu Selçuklu Devleti hükümdarı, İkinci Kılıçarslan ve Selçuklu dönemiyle ilgili tarihi değerleri ve kültürel ögeleri festival süresince ziyaretçilere tanıtacaklarını vurguladı. Selçuklu Devleti'nin sembolü olan ve Aksaray Belediyesi'nin logosu, tek başlı çift gövdeli aslan figürü ve festival için tasarlanan sembolü de tanıtan Başkan Yazgı, Miryokefalon Savaşı'nın 842. yıl dönümü kutlamaları vesilesiyle tüm şehitlerimiz ve gazilerimiz için okutulan Mevlid-i Şerif programıyla başlayan festivalin 5. gününde 21 Eylül Cuma günü saat 15'te düzenlenecek olan festival korteji yürüyüşüyle etkinliklerin daha da renkleneceğini aktardı. Toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Yazgı, amacımız tarihimizi ve kültürümüze sahip çıkarak gelecek nesillere aktarmak dedi. Basın toplantısı sonunda Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya bir de şiir sürprizi geldi. Gazeteci Muhammed Tekin, Başkan Yazgı için yazdığı şiiri okuyarak duygularını dile getirdi. Basın toplantısı hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Ihlara Kültür ve Spor Festivali'nin ilk gününde tarih araştırmacısı yazar Profesör Doktor Nevzat Topal'ın 2. Kılıçarslan ve Aksaray söyleşisi büyük beğeni kazandı. Aksaray Belediyesi'nce 2. Kılıçarslan temalı 33. Ihlara Kültür ve Spor Festivali etkinlikleri çerçevesinde Zinciriye Medresesi'nde medrese sohbetleri başladı. Tarih araştırmacısı yazar Profesör Doktor Nevzat Topal, Anadolu Selçuklu Devleti hükümdarı 2. Kılıçarslan'ı, Selçuklu dönemini ve Aksaray'ı anlattı. Dolu dizgin başlayan festivalin ilk konuğu Profesör Doktor Nevzat Topal'ın Selçuklu döneminden günümüze Aksaray'ın tarihini anlattığı söyleşisini davetliler büyük bir ilgiyle dinledi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, çalışmalarını ve kitaplarını ilgiyle takip ettiğini söylediği Nevzat Topal'a Aksaray Belediyesi adına hediye takdim etti. Aksaray'ın ve ülkemizin kültür ve turizmine büyük katkılar sağlayacak olan festival kapsamında düzenlenen medrese sohbetleri 20 Eylül Perşembe gününe kadar sırasıyla Profesör Doktor Haşim Şahin'in Somuncu Baba ve Cemalettin'i Aksaray'ı, Profesör Doktor Yusuf Küçükdağ, Piri Mehmet Paşa ve Cemali ailesi ve Profesör Doktor Ziya Afşar'ın Yusuf Hakiki Baba ve Muhabbetname söyleşileriyle devam edecek. Festival etkinlik takvimini Aksaray Belediyesi sosyal medya hesaplarından ve festival etkinlik sayfasından takip edebilirsiniz. Akmek Sanat Atölyesi Geleneksel El Sanatları sergisi ve bu yıl Aksaray Belediyesi tarafından 4.sü düzenlenen Geleneksel Ulusal Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren fotoğraflar 33. Ihlara Kültür ve Spor Festivali etkinlikleri çerçevesinde Zinciriye Medresesi'nde açılan sanat atölyesinde sergilenmeye başlandı.
İkinci Kılıç Arslan ve Selçuklu dönemi temasıyla vatandaşların beğenisine sunulan 33. Ihlara Kültür ve Spor Festivali'nde Akmek Sanat Atölyesi geleneksel el sanatları sergisi ve Aksaray Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Aksaray ve Aksaray Belediyesi projelerini tema alan geleneksel ulusal fotoğraf yarışmasında dereceye giren ödüllü fotoğrafların sergi açılışı yapıldı. Festival kapsamında kurulan sanat atölyesinin açılışını Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, AK Parti Milletvekili Cengiz Aydoğdu, eşi Hasibe Yazgı, yazar Profesör Doktor Nevzat Topal ve protokol üyeleriyle birlikte gerçekleştirdi. Davetliler hep birlikte geleneksel el sanatları ve fotoğraf sergisini gezdi, sanatçılarla sohbet etti. Zincirliye Medresesi'nde açılan Akmek Sanat Atölyesi Geleneksel El Sanatları ve Fotoğraf Yarışması sergisi 7 gün boyunca saat 9 ila 22 saatleri arasında gezilebilecek. Sanat atölyesinde sergilenmeye başlayan fotoğrafların ödül töreni ise 23 Eylül Pazar günü saat 20'de Kılıç Arslan Parkı Festival alanında düzenlenecek. 7 gün boyunca farklı konseptlerin düzenleneceği festivalde geleneksel el sanatları atölyeleri dışında Selçuklu temalı kıyafetler, Selçuklu mutfağı ve gereçleri ziyaretçilere tanıtılacak. Aksaray Valisi Aykut Pekmez ve Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasının ardından Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 19 Eylül 1921'de Mareşallik ve Gazilik unvanı vermesiyle kutlanmaya başlayan Gaziler Günü dolayısıyla yazılı birer kutlama mesajı yayımladı. Vali Aykut Pekmez, Gaziler Günü mesajında, Türk milleti tarihi boyunca vatanı, bayrağı, bağımsızlığı ve kutsal saydığı değerler uğruna kahramanca mücadeleler vermiş ve eşsiz zaferler kazanmıştır. Bu uğurda her zaman seve seve canını ortaya koyan Mehmetçik ya şehitlik ya da gazilik mertebesine erişmiştir. Kurtuluş Savaşı'nın da zaferle neticelenmesinin temelinde bu fedakarlık, bu inanç vardır. Bugün de birlik ve bütünlüğümüze kasteden bölücü teröre karşı kararlılıkla sürdürdüğümüz mücadelede eşsiz kahramanlıklarda bulunan şehitlerimize ve gazilerimize çok şey borçluyuz. Şehit yakınları ve gazilerimizin her türlü meselesiyle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en hassas şekilde ilgilenmeye ve onlara layık oldukları kıymeti devlet ve millet olarak vermeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle vatanımızın bölünmez bütünlüğünü ve ebedi varlığını korumak, milletimizin birlik, beraberlik, barış ve huzurunu sağlamak için canlarını hiç tereddüt etmeden siper etmiş kahraman gazilerimizin Gaziler Günü'nü kutluyor, ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, hayatta olan gazilerimize aileleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir hayat diliyorum ifadelerini kullandı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, tarihin her safhasında vatanımızın birliği, milletimizin bağımsızlığı, bayrağımızı ve kutsal değerlerimizi korumak için şehit ve gazilerimiz emsalsiz bir fedakarlık sergilemişlerdir. Şehitlik mertebesinde olduğu gibi gazilik de bizim için onurlu bir mevkidir. Bu nedenledir ki gazilerimiz milletimizin gönlünde saygın kişilerdir ve hep de saygın olarak kalacaklardır. Bağımsızlığımızın temelini atan vatan topraklarının her noktasında ay yıldızlı bayrağımızın gurur ve özgürce dalgalanmasına vesile olan şehit ve gazilerimize çok şey borçluyuz. Onlar için ne yapsak azdır. Bu vesileyle milletimizin huzur ve güvenliği için canlarını ortaya koyan gazilerimizin gününü kutluyor, bu uğurda şehitlik mertebesine ulaşmış kahraman polis ve askerlerimizi saygıyla anıyorum ifadelerini kullandı. Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Müzik